ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür 30. 30. evet 30. yılımızda derneğimizi ilk defa ...bir vali ziyaret etti dedi. Hem ben de emek olmadan emek ördüm, değil mi? <laughs> Elisa valisi Erkaya yırık... ...Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür... ...ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür... ...30. yılımızda derneğimizi ilk defa bir vali ziyaret etti dedi. Bu derneğimizin Elazığ'da kuruluşunun 30. yılı... ...ve ilk defa derneğimizi ziyaret eden bir Erkaya Yırık valimizi burada görmekten Elazığ'da yaşayan 90 bin emekli ve derneğimize kayıtlı 17 bin 673 üye adına kendilerine hoş geldin der. Yönetim kurulu adına saygılar sunarız efendim. Sayın valim sizi bugün burada görmekten çok memnun olduk. Tabi ziyaretinizde de bahsetmiştik. Sizin gibi bir genç valimizi Elazığ'ın bağrına giren ve Elazığ sizi bir abi olarak bağrına basan bir halk olarak ben de o Onlardan biri olarak derneğimizi temsil eden üyelerim adına ben de sizlere olan teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Elize Valisi arkaya da emeklilerimiz bizim için değerlidir dedi. Yakın zamanda deprem yaşanmış, sonrasında pandemiyle birlikte sıkıntılara katlanmış bir yoğunluk içerisinde devam eden bir hayat var. Emekliler bir dernek olarak Türkiye'de teşkilatlanmışlar. Ve bir şubesi de 30 yılı kadar önce de 1991 yılında Elazığ'ımızda faaliyetlerine başlamış devam ediyor. Ne mutlu ki bizim Elazığ'ımızın 90 bin emeklisi var. Ne mutlu ki bu derneğimizin 17.673 bin 673'te evet, e kadar sayısı var. Allah tüm emeklerimize uzun ömürler versin. Konuşmaların ardından Başkan Gür, Vali Yırık'a emeklilerin sorunları hakkında bilgi verirken... ...Gür'ün emekliler evi talebine karşılık Vali Yırık anında talimat verdi. Karabük Belediyesi'nin yapmış olduğu bir emekliler evi var. Ee, her ne kadar ben belediye başkanı değilsem de... Ee, ...başkanımız benden böyle bir talepte bulundu. Ee, yani demek ki... E hak bir kulun hayrını istiyorsa onun onu halkın ihtiyaçlarıyla karşı karşıya bırakılmış. Biz böyle değerlendireceğiz. Demek ki bunun sevabı bize inşallah kısmet olacak. Başkan Gürden Yırık'a emekliler adına anlamlı bir hediye de takdim edildi. Her zaman çok sık. Çok sık. Gatkolar diyarından sana çok sık. ömür boyu bir ismini Allah yazılı. razı olsun. Gümüşüne tarafında Efendim, bir tarafında erkaya bir tarafında girip beyefendi yazan ve size çok münasıran özel hazırlanmış bu hediyemizi kabul ederseniz Allah razı olsun. mutlu ve bahtiyar etmiş olursunuz. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. AK Parti'nin 7. olan Büyük Kongresi 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Gerçekleştirilecek kongrede Elazığ'dan 10 kişi oy kullanacak. AK Parti teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Cengiz Taş ve partililer de kongreye katılmak üzere Elazığ'dan yola çıktı. AK Parti 7. olan Büyük Kongresi için geliş sayım başladı. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine dair bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Genel Başkan seçimi sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek ve son olarak Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeleri ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerinin seçilmesinin ardından kongre tamamlanmış olacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10'da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak. Kongreye Elazığ'dan da katılım olacak. Elazığ'da gerçekleştirilen AK Parti'nin 7. olan il kongresinde büyük kongre delegeleri listesinde yer alan 10 isim kongrede genel başkanlık seçimi için oy kullanacak. Elazığ'da büyük kongre delege üyeleri asil listesinde 10 isim bulunuyor. Listede yer alan Necati Çetinkaya'nın büyük kongre delegeliğinden istifa etmesi nedeniyle Yerine yedek birinci sırada bulunan AK Parti Alacakaya İlçe Başkanı Mehmet Erol oy kullanacak. Gerçekleştirilecek genel kongrede Elazığ'dan büyük kongre delegeleri Şerafettin Yıldırım, Şahin Şerifoğulları, Güler Sem Çopur, Uğurcan Güleç, İbrahim Şerbet, Ülya Özen, Hasan Murat Öz, Ömer Faruk Çelik, Selami Sarıpolat, Mehmet Erol oy kullanacak. AK Parti teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Cengiz Taş ve partililer de kongreye katılmak üzere Elazığ'dan yola çıktı. Kongreye katılacak partilileri taşıyan 6 otobüs Ankara'ya gitmek üzere öğretmen evi önünden hareket etti. Taş, partilerinin büyük olan kongresine katılım sağlayacaklarını belirterek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 7. olağan kongremize ilimizden, Elazığ'ımızdan il başkanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda teşkilat başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde teşkilat mensuplarımızın, partili üyelerimizin ve partimize gönül vermiş vatandaşlarımızın katılımıyla birlik ve beraberliğimizin en büyük nişanesi olarak değerlendirdiğimiz 7. olan kongremize ilimizden 6 otobüs olarak katılım sağlayacağız yapılmakta olan 7. olan büyük kongremizin başta milletimize, ülkemize, Türkiye'mize, siyasi demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti 7. olan kongresi 24 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Kongre için Anadolu Yayıncılar Derneği ve Millet Haber Ajansı gün boyu ortak canlı yayın yapacak. AK Parti 7. olan kongresi 24 Mart Çarşamba günü saat 10'da gerçekleşecek. Kongre için Anadolu Yayıncılar Derneği ve Millet Haber Ajansı gün boyu ortak canlı yayın yapacak. Kongre öncesi ve sonrasıyla yerel kanallara canlı verilecek. 50 yerel televizyon kanalına ücretsiz olarak verilecek olan kongre yayını Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından da canlı olarak yayınlanacak. Kongre yayınını Kon TV Genel Yayın Müdürü Yaşar Toy, Çay TV Genel Yayın Müdürü Hasan Yavuz Bakır ile Medya Grubumuz Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık gerçekleştirecek. Öte yandan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bakanlar, milletvekilleri ve gazeteciler de kongreyi yorumlayacak. Arzu eden ulusal kanal yayıncıları da kongreyi ücretsiz olarak yayınlayabilecek. Sevgili seyirciler, Elazığ Havalimanı'nın 2021 yılı Şubat ayı yolcu sayısı açıklandı. 2020 yılı Şubat ayında Elazığ Havalimanı'nı 150.833 kişi kullanırken, 2021 yılında ise 73.786 bin, bin kişi kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ Havalimanı'nın 2021 Şubat sonu yolcu trafiğini açıkladı. 2019 yılında Şubat ayında Elazığ Havalimanı 146.163 yolcu kullanmıştı. 2020 yılında ise yolcu sayısı 4.670 artarak 150.833'ü buldu. Açıklanan 2021 yılı Şubat sonu yolcu sayısında ise büyük bir düşüş yaşandı. Koronavirüs nedeniyle düşen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı döneminden 77.047 azalarak 73.786'ya düştü. Devlet Hava Meydanları işletmesine göre Elazığ Havalimanı 2020 yılının Şubat ayında iç hatlarda 148.363, dış hatlarda 2.470 yolcu olmak üzere toplam 150.833 yolcuyu ağırladı. Açıklanan verilere göre 2021 yılı Şubat ayında ise Elazığ Havalimanı iç hatlarda 73.786 yolcu kullandı. Yurt dışı uçuşlar ise gerçekleşmedi. Elazığ'ın bir önceki yılın Şubat ayına göre uçuşları %51 oranında düştü. Çevre illerin havalimanlarına bakıldığı zaman Malatya Havalimanı'nda %45, Bingöl %45 ve Diyarbakır'da 38'lik düşüş yaşandı. 2021 yılında Elnisa Havalimanı'nda hizmet verilen toplam uçak trafiği %35'lik düşüşle 808 oldu. 2020 yılında iç hatlarda 1231 uçuş trafiği olurken bu sayı 2021 yılında 806'ya düştü. Dış hat uçuş trafiğinde ise 2020 yılında dış hatlara 20 uçuş yapılırken 2021 yılında sadece 2 uçuş yapıldı. 2020 yılı şubat ayında yük kargo posta bagaj trafiği 1249 ton olurken 2021 yılında ise bu rakam